Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Akme kurslarımızdan rölyefe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Rabia hocamız var. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz bizlere böyle güzel şeyler aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiğiniz için. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Seyircilerimize en son ne yapmıştık? Bu bölümümüzde neler yapacağız? Kısaca evet. Anlatalım isterseniz. Şimdi ilk bölümümüzde kağıtlarımızı kestik, numaralandırdık, kestik, boyadık. İkinci bölümümüzde de yapıştırma işlemimizi gerçekleştirdik. Bugün giydirmeye geçeceğiz inşallah. Daha sonra da sonlandıracağız. Evet, sonlandıracağız, süsleyeceğiz, taşlamasını falan yapacağız ve bitireceğiz. Ben de merakla bekliyorum sonucu. Evet. İsterseniz başlayalım. Evet, başlayalım. Şimdi bu bizim kalan 8 kağıdımız vardı. 5 tanesini yapmıştık burada gördüğümüz gibi. Şimdi biz 6. kağıdı keseceğiz. 6. kağıtta kesip bitirip ütüleyeceğiz. Şimdi bu va harfini buradan Allah ve Muhammed'i ve babu ben ayıracağım artık. Değerli izleyicilerimiz, ilk bölümümüzde nasıl kesmemiz gerektiğini Rabia hocamız bizlere evet. aktarmıştı. Burada da pekiştirmek amaçlı son kağıdımızı yine kesiyoruz. Çekiyoruz ve kestik babu harfimizi. Ben önceden biraz kesmiştim uzun sürmesin diye. Ve tekrar bu kestiğimiz parçamızın yine kestiğimiz yeri beyaz kalmayacak şekilde kontür kalemiyle geçiyoruz. İsterseniz ben devam edeyim. Olabilir. Siz de kesim evet. işlemlerinizi yapın. Evet. Buyurun. Beyaz gördüğünüz yerleri boyayabilirsiniz. Teşekkürler. Ve burada küçük parçalarım var. Bunları da boyamanızı isteyeceğim sizden. Boyama işlemi aslında zaman alıyor değil mi evet. hocam? Evet. Zaman alıyor ama resmimizi de o gösteriyor. Değerli izleyicilerimiz, ben de Rabia hocama yardım ediyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Bozmadan güzelce boyama işlemini yaparım. Kahverengi kalemle boyuyoruz kenarlarını. Evet. Keçeli kalem, tahta kalemi, bunların hepsini kullanabiliriz. Ramazan nasıl geçiyor hocam? Güzel, eğlenceli. Seviyorum ben Ramazan'ı. Tabii eski Ramazanlar yok artık pandemiden dolayı. Eski Ramazanlar nasıldı çocukluğunuzda hatırlıyor musunuz? Evet, güzeldi. Ailecek şimdi pandemiden tabii, dolayı beraber olamıyoruz ama. Olamıyoruz, aynen. Kalabalık sofralar. Tabii ki, davetler, misafirler. Her şey daha güzeldi. Evet, i̇nşallah şey, gelecek inşallah. Ramazan'da yine o güzel sofralara tekrardan birlikte kavuşuruz. Otururuz inşallah. Şimdi ben Muhammed'i çıkardım. Şimdi şuracığım ben bunu da sana vereyim. Tamam. Ya da ben boyayayım. Siz devam edin. Ben boyama işlemlerini yaparım. Tamam. Şu nasıl oluyor mu hocam sizce? Evet, gayet güzel. Onu bitirmişim galiba. Çok az evet. bir yerim var. Şu tarafta. Şu arada bir yer olması lazım. Bunu da bırakıyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum bu arada. Şuracık. Sizin kadar pratik değilim ama olsun. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. İnşallah güzel gayet olur. Güzel. Bence rölef çok keyifli bir iş. Evet, eğlenceli. Stres de atıyor. Değerli izleyicilerimiz, eğer sizin de vaktiniz varsa mutlaka Akmek kurslarımıza gelmelisiniz. Bu pandemi bittikten sonra istediğiniz kurslara katılıp böyle güzel işler çıkartabilirsiniz. Vaktinizi değerlendirmek istiyorsanız Akmek merkez binamıza sizleri bekliyoruz. Şimdi ben buradan Allah yazmasını da çıkaracağım. Oldu mu hocam? Sizin gözünüze takılan bir yer var mı? Evet, güzel. Var mı? Güzel. Yer? Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Diğer şeyleri geçebiliriz. Buraya bırakalım. Birazdan ütülemesine geçeceğim. Sen bana boyamada yardım ettiğin için biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, gerçekten ben şu an çok mutluyum.
bu güzel rölyef tablomuzda benim de bir katkım evet. olacağı için. Daha sonra senin de emeğin olacak. O daha çok hoşuna gidecek. Sonuç ortaya çıkınca. Biz çalışanlar için de aslında bir terapi gibi olabilir. Evet, akşam kursları evet. İşin stresinden, yoğunluğundan arınmak isterseniz çalışanlar için de gerçekten çok güzel bir ortam var. Bir aile ortamı gibi Akmek'teki kurslarımıza gelip görürseniz, eğer tanışırsanız hocalarımızla benimle aynı fikirde olursunuz eminim ki. Kesiyorum bu şekilde çıkarıyorum. Acemiyim ama yapmaya çalışıyorum. Olsun. Güzel. Her işin bir ilki vardır. Bu köşelerde bir sıkıntı yaşıyorum. Şu an nasıl yapmam lazım sizce hocam? Burada alıyorum ve bu şekilde. Böyle böyle. Tamam. Böyle biraz daha sert darbe. Sert darbe. Evet. Ben şimdi kağıt zarar görür diye korkarak yok, yapıyoruz. Kağıdımıza bir şey olmaz. Şimdi kestiğimiz parçaları ütülemeye başladık. Böyle büyük parçaları genelde elimle şekil veriyorum. Gölge olan yerlerini böyle hafif gölgeleri büküyorum. Büktüm. Biraz bavuma şekil verdim. Ve üstüne bir deniyorum. Denedikten sonra güzel durduğuna eminsem yapıştıracağım. Yalnız ben genelde hep resmin yukarıdan aşağıya doğru yapıştırma taraftarıyım. Onun için ilk önce Allah lafzını yapıştıracağım. Evet, ütüledim, baktım. Silikonumu alıyorum. Genelde böyle yerlerde tabancamı tutuyorum. Bu şekilde. Böyle ara ara silikon sıkıyorum. Ama bu işlemi elimde yapıyorum. Genelde giydirmelerde. Tabii kursiyerler biraz zorlanıyor bu hem tabancayı kullanıp. Resmimiz yavaştan ortaya çıkmaya başladı değil mi evet. hocam? Zaten önceki bölümlerimizde değerli izleyicilerimiz yapıştırma işlemini de göstermiştik. Evet. Nasıl oldu? Genelde elimizle değil bıçak yardımıyla kağıdımızı yerine oturtuyoruz. Buna dikkat edelim. Çünkü artık tek parçalar. Evet. Şimdi bunda da böyle gölge kısımlarını biraz elimle içe doğru büküyorum. Büktükten sonra yine aynı tersinden yapışacak yerlere silikon sıkıyorum. Zor. Böyle sıktı. Allah lafzının diğer parçasını da oturtuyorum. Yine aynı bıçağımla böyle küçük dokunuşlarla şeklini verdim. Sonra Muhammed'i gölge yerlerinden büktüm. Önce bir resmimi büktükten sonra bir deniyorum. Oldu. Buna emin olduktan sonra silikonunu sıkıp yapıştıracağım. Yardım etmemi ister misiniz? Teşekkür ederim. Ben yaparım. Sen zahmet etme canım. Zorlandığım yerde yardım isterim. Şurada yardım isteyebilirim. Altına destekleyebilirsin. Teşekkür ediyorum. Bırakabilirsin canım.
Ben çıkan silikonlarımızı bıçağımızın yardımıyla temizliyoruz. Şimdi gelip valımızı yapıştıracağız. Ve ilk kat giydirmenizi bitireceğiz inşallah. Biraz dolgun dolgun silikon koyuyorum. Çünkü val daha önde. Telefonunu da yerine oturttum. Evet. Köşedeki motiflerimizi de koyalım. Giydirme aşamamızın ilk kısmı bunları yapıştırmamız evet, bitecek. Evet. Altıncı katımızı bitiriyoruz. Bundan sonra diğer biraz daha farklı kestiğimiz kata geçeceğiz. Yedinci katımıza. Bunları da yapıştıracağım ve bitireceğim. Diğer bölümlerde de en son işlemlerini göstereceğiz değerli izleyicilerimiz. Sizler de bizleri takip ederek eğer rölet yapmaya başladıysanız önümüzdeki bölümlerde son kısmını görüp merakınızı giderebilirsiniz. Ve sizler de evlerinizde dilediğiniz gibi rölet tablolarınızı yapabilirsiniz. Evet. Bizi takip ederlerse kolaylıkla bunu yapacaklarına eminim. Her zaman benim yardımcım. Evet. Şimdi biz 7. kata geçeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi de 7. katımıza geçtik. Rabia Hocam neler yapıyorsunuz? 7. katta daha çok val harfinin üzerindeki çiçek detayını çıkaracağım. Kestim. Ve bu şekilde böyle çiçek detayını çıkardım. Bunu sana vereceğim. Yavaş yavaş sen boyayacaksın, bana tamam. Yardım edeceksin. Ben diğer detaylarını çıkarıyorum. Çok farklı bir resim değil. Her katta genelde aynı şeyleri yapıyoruz. Sadece valda değişikliğimiz var. Üzerindeki çiçekleri çıkarttık. Evet, valı tür olarak çıkarmadık bu sefer. Aynen. İnsanlar yaptıkça yapası geliyor mu hocam? Evet. Böyle durduramıyorum bazen. Gece arayanlar bile oluyor. Kursa mesaj yani. Atanlar oluyor, evet. Hocam burayı nasıl yapayım? İşte bunu yaptım yanlış mı, doğru mu? Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bu uzaktan da olsa. Pandemi döneminde de elinizden geldiğince kursiyerlerinize evet. Yardımcı oluyorsunuz. Onların adına ben de teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Sizler iyi ki varsınız. Onlar sizlere... Onlar da iyi ki varlar. Teşekkür ederiz değerli izleyicilerimiz. Kursiyerlerimize de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Onlar kurslarını, biz de kursiyerlerimizi çok özledik aslında. Tedbirlere uyarsak inşallah bugünleri beraber aşacağız. Evet. Lütfen temizlik, maske ve hijyen kurallarına riayet edelim. Muhammed'i de çıkardım yine. Ben de gördüğünüz üzere boyama işlemini yapıyorum. Artık bazı kısımlarını eksilte eksilte gideceğiz. Kullanmayacağımız yerler var. Mesela Allah lafzında sadece burayı kullanacağım bu resimde.
köşelerde de detaya girmeden birazcık ne yapıyorum? Boyut kazansın diye bazı yerlerle atıyorum. Bu attığınız yerleri siz mi biliyorsunuz? Olması gereken mi bu mu hocam? Evet, olması gereken bu boyut verme, boyutlu görünmesi için, algı yaratabilmek için bazı yerlerin geride kalması gerekiyor. Resme baktığımızda aslında anlıyoruz. Geride, önde. Bunu zamanla göre göre alacağız. Tabii ki, aynen. Yedinci kağıdımda da kesme işlemi bitirdim. Şimdi kalan yerlerimizi boyayıp ötüsünü yapıp yapıştıralım. Şimdi yedinci kağıdımızdan vamın üzerindeki çiçeğimizi çıkarmıştık. Şimdi bu çiçeğimizi yapıştıracağız. Ütüsünü yaptım. Biraz elimle şekil verdim. Böyle arkasından silikonlarla sıkıyorum. Tabii bunu kesip boyamak bu kadar hızlı olmadı. Hocam seferken ben boyamaya devam ediyorum. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldun. Evet. Şimdi Allah lafzını yapıştıracağım. Bıçağımla düzlüyorum. Ben oturtuyorum. Silikonlardan fazlasını alıp bıçağımla yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Sona yaklaştıkça sizde de bir heyecan olur hocam. Acaba ne gibi iş çıkacak tabii, diye. Aynen. Böyle hiç yapılmamış resimlerde daha çok oluyor tabii ki. Şimdi burada da boyut olsun diye ben desenimiz bu. Aşağı tarafına atmıştım. En çok hangi resimleri yapmayı seviyorsunuz hocam? Belirli bir şey var mı? Mesela doğa resimleri mi? Farklı resimler mi? Ben kendi şahsi olarak. Evet. Ben şahsi olarak daha çok Osmanlı resimleri çalışmayı seviyorum. Klasik resimleri seviyorum. Mesela bu arkamdaki resimler gibi. Evet hocam, çok güzel olmuş ellerinizle. Daha detaylı şeyleri daha çok seviyorum. Yeni başlayanlar için neler önerirsiniz? Tekrardan söyleyelim bizleri, belki ilk defa açan seyircilerimiz evet, vardır. Evet, aynen. Yeni başlayanlara genelde biz daha çok çiçek yaptırıyoruz. Çünkü çiçekte ütüyü,
giydirmeyi daha çok öğreniyorlar. Mesela bunda biz çok fazla ütü alanımız yoktu. Ama mesela, bir çek yaptığımız zaman tabii, boyutu tabii, çok evet, olduğu için. Evet, evet. Çiçeklerin şekilleri, yaprakların ütüleri. Her çiçek farklı ütüleniyor. Her yaprağı farklı ütülüyoruz. Şekillerine göre bakıyoruz. Gülse gül şeklini vermek için. Şimdi Muhammed'i yapıştırıyorum. Ve burada. Böyle elimle gölgelerden hafif hafif büküyorum. Sonra mutlaka resme yapıştırmadan önce böyle bir deniyorum. Evet. Burada mesela bu kesilmesi gerekiyor. Burada kalan harfini çıkartalım. Biraz daha geride kalsın diye. Evet, şimdi buraya silikonumu sıkıyorum ve yapıştırıyorum. Katımızı da bitirdik. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz iki kat giydirme işlemimizi yaptık. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. İkinci bölümü sabırsızlıkla evet, bekliyorum. Evet, inşallah son şeylerimiz, onlar daha zevkli olacak. Taşlamamız ve süslememiz var inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Değerli izleyicilerimiz, başka bir bölümde yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.